Merhaba değerli ceviz danışmanı takipçilerim. Bugün 11 yaşında dediğimiz bir ferno bahçesindeyiz. Gördüğünüz gibi orman gibi evet orman gibi tüm ağaçlar artık birbirini kapatmış durumda. Geçen yıl bu bahçede 400 kiloya yakın dönümden kuru ceviz alındı. Ama bundan sonra meyve çok fazla artmayacak. Evet kısmı olarak artacak ama bizim hedeflediğimiz böyle 600 kilo 700 kilolar gibi rakamları bu bahçe görmeyecek veya bunun gibi bahçeler göremeyecekler nasıl göremeyecekler? Bu şekilde kendi halinde bırakılırsa göremezler. Ne yapmaları gerekiyor? Veya bu bahçe neden ilerleyen yıllarda göremeyecek derseniz, biliyorsunuz daha önceki Ferno bahçemizde size göstermiştik. Oradaki Ferno bahçemizde çok fazla bir büyüme yoktu. Çok fazla bir büyüme olmadığı için boğum araları kısaydı. İç kısımlar güneş alıyordu. Üst kısımlar güneş alıyordu. Dekardan 354 kiloya yakın kuru ceviz almıştı. Bu yıl biz orada 500 kiloyu göreceğiz. Önümüzdeki yıllarda oralarda bir artış olacak. Ama bu bahçede böyle çok ciddi artışlar olmayacak. Sebebi gördüğünüz gibi içeriler güneş almıyor. İç kısımlar güneş almadığı zaman meyve gözleri ölüyorlar. Bunların bu bahçenin meyve gözlerinin ölmesine evet hastalıkların büyük bir etkisi var. Ama artık bundan sonraki süreçte güneşin büyük bir etkisi olacak. İç kısımlar güneş almadığı için İç kısımlarda oluşan cevizlerin iç kısmında boşlukları olacak. Çünkü yapraklar güneşi görmüyor, çok az görüyor. Bu bakımdan az gördüğü için o yaprakların çalışıp iç kısmını doldurması çok mümkün değil. İç kısımdan daha siyah cevizler de çıkacaklar. Kalibre sorunları olacak, daha geç uyanacaklar, küçük cevizler olacaklar. Yani bu gibi bunun gibi olan bahçelerde böyle 10 yaşından büyük bahçelerde biz eee bahçelerinde de görüyoruz, ferno bahçelerinde de görüyoruz. burada temel şey zamanda tek bir lider, modifiye lider yapılmadığı için iç kısımlar güneş almıyor veya budamalara da çok fazla şey yapmamışlar. Makas vuramamışlar, kesememişler çünkü 3 tane lider var. Hangisini keseceksiniz? Her liderin üzerinde 2 kilo, 3 kilo ceviz var. Bundan dolayı kesilmemiş, kesilmemiş ve bu şekilde komple kapalı bir ceviz bahçesi haline gelmiş ama dekar verimlerine ve uzun vadeli verimlere baktığımızda bu ağaçlar içten içe ölüyor yukarılardan Evet ceviz alıyoruz ama içten içe ölüyor böyle olmaması gerekiyor bizim normalde istediğimiz optimum olarak sıra arasının yüzde 80'e kadar bir büyüme yani burası 8 metre olarak yaptığınızda burada yaklaşık 6.4 metre bir büyüme olması gerekiyor ama bunlar daha da büyüyor 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 sorun ne en üst kısımlara ilaç gitmiyor iç kısımlar ölüyor. Atomizer çalışmıyor. Atomizer içeri girdiğinde üst kısımlara ilaç yapmıyor. Yaprak yoğunluğundan dolayı en üst noktalara ilaç girmiyor. Bu bahçede şu an giriyor. Her şey normal ama bizim Türkiye'de gördüğümüz ceviz bahçenin en büyük sorunlar bunlar. Artık ağaçlar iç kısımların çoğu ölmüş oluyor. Peki bu bahçelerde ne yapılması gerekiyor? Bu bahçelerde bu aşamaya gelmeden önce tabi temel şey modifiyelikler yaparsanız avantajlı olur. Modifiyelikler yaparsanız bu ağaçlardan da çok daha fazla ceviz alırsınız. Bizim herkese söylediğimiz ve sürekli yaptığımız dal eğme uygulaması bunun gibi bu gibi çeşitlerde, ferno gibi çeşitlerde yan daldan çok daha fazla meyve gözü alması için bir seçenek. Mutlaka yan dal eğme işlemini yapın. Artık bunu biz geçen yıl başlattığımızda birçok tepkiyle karşılaştık. Türkiye'nin birçok yerinde ama artık bunun faydasını görmeye başladı üreticilerimiz. Bu uygulamalar yapmaya başladılar. Onlar da şu an çok mutlular. Bir dal üzerinde maksimum cevizi bu şekilde alabiliyorlar. Bu bakımdan böyle Fransız çeşitlerde, Fernol gibi çeşitlerde yan daldan daha fazla ceviz almak için böyle dik büyütmek yerine yan dal açısını genişleterek daha fazla güneş alıp daha fazla meyve almasını sağlayabilirsiniz. Biz bu bahçede ne yapacağız? veya ne yaptık dersiniz. Bu artık hastalık yönetimiyle ilgili bir sorunumuz yok. Minimize ettik. Burada ciddi gelişen bir hastalık vardı. Bir mantar hastalık vardı. Onu durdurduk gelişimini. Ağaçlarımız şu an daha sağlıklı. Son çıkan yaprak analizinde de her şeyin bütün bitki besin elementlerinin yeterli miktarda olduğunu biz bunu gördük. Biz ama bu ağaçlardan daha fazla ceviz almak istiyoruz. Bunun için budama yapacağız. Evet bu ağaçlarda bu şekilde arkamda gördüğünüz gibi Güneş almıyor. Güneş almadığı için meyve gözleri ölüyor. Biz buralarda bazı sert budamalar yaparak bu ağaçları her yıl gençleştireceğiz. Her yıl arazinin %5'ini %10'unu kese kese bu ağaçları gençleştireceğiz ve bir süre sonra biz bu ağaçları da modifiye lider yapacağız. Bu ağaçlarda da uzun vadede daha fazla ceviz alacağız. 10 yaşında bu ağaçlar 11. yılına giriyor. Bu ağaçların daha nice 10 yaşlarını görmesi gerekiyor. Yani bu ağaçların ömrü 10 yıl değil, daha nice 10 yaşlarını görecekler. Ama burada ne yapacağız? Modifiye lider uygulamasıyla, modifiye lider yaparak, modifiye lider budama ile biz daha fazla ceviz de alabiliriz. Şu an bu ağaçların iç kısmını size göstermek istiyorum. Bakın iç kısımlarında cevizler var. Ama geçmiş yıllardaki hastalıktan dolayı birçok meyve gözü ölmüştü. Birçok meyve gözü öldüğü için ceviz alamadık. Ama bu yıl iç kısımdaki cevizleri ve diğer cevizleri biraz daha büyütmek için, homojen uyandırmak için bazı gübreler uyguladık. Bunun dışında ekstra meyve boyutunu arttırmak için de farklı uygulamalar yaptık. Bunlar sayesinde kalibrelerimiz şu an güzel. İç kısmına gelen cevizler geçen yıl 28 kalibreydi. Çok çok küçüktü. Ama bu yıl iyi bir sezona güzel, sağlıklı bir şekilde girdiler. Tam beslenmiş şekilde girdiler. Ve uyanmalar da çok güzeldi. Takviyelerimizde şu an iç kısımlarda dahi güzel cevizler var. Ama ölü cevizlerimiz çok fazla ölü gözlerimiz fazla. Bizim amacımız burada odunsu dokuda uyanmayacak olan gözleri uyandırmak. Biz bu gözleri uyandırarak iç kısımdan da daha ilerleyen yıllarda daha fazla ceviz almayı hedefliyoruz. Dediğim gibi geç, geçmiş yıllara baktığımızda evet buradan ceviz alınmamış, buradan alınmamış. Şuradan baktığınızda herhangi bir ceviz yok ama geçen yıl uyanmayı sağlamışız. Bu yıl cevize dönmüş. Bu da dediğim gibi geçen yıl ceviz yokmuş. Bu yıl ceviz. Önümüzdeki yıl buradan 4 ceviz, buradan da aynı şekilde 4 ceviz bekliyoruz iç kısmı da kaybetmeyeceğiz. İç kısımdan ceviz almak için de böyle farklı uygulamalar yapacağız. Ama temel şey her zaman söylediğimiz gibi tek bir lider olması gerekiyor. İç kısmın çok daha fazla güneş alması gerekiyor. Ne kadar çok güneş alırsa iç kısmın o kadar fazla ceviz alırsınız. Geçelim. Şimdi modifiye lider, modifiye lider kavramı sürekli söylüyoruz. Bakın şimdi Tek bir lider diyoruz. Değil mi? Tek bir lider. Şimdi burada baktığımızda şimdi üreticimiz hangisini kesmesi gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5 tane lider var. Şimdi 5 tane liderde yaptığınızda evet bu dalı kestiğinizde sizin için ciddi bir meyve kaybı. Bu dalı kestiğinizde ciddi bir meyve kaybı. Bundan dolayı hiçbirini kesemiyorsunuz. Hiçbirini kesmediğinizde de o zaman ilerleyen yıllarda bu ağaç 10 yaşına geldiğinde e, normal 10 yaşından daha erken sürelerde 7-8. yılında da 8-9'da da biz 400-500 almak varken işte bu ağaç artık pik verimlerini gördü. Bu yıl biraz daha bir artış olacak ama seneye keseceğiz, gençleştireceğiz. Meyve verimlerimiz biraz düşecek. Dediğim gibi bu ağaçta yine gördüğünüz gibi tek bir lider yok. Komple kapatmış. Komple kapattığı için iç kısım güneş almıyor. Bir baktığınızda iç kısımdaki gözlere baktığınızda birçok meyve gözü ölmüş durumda. Ama daha önceki çekimlerimizi izlediyseniz Fernando bahçelerimizdeki meyve verimini iç kısımda çok fazla meyveler vardı. İç kısımda biz ciddi anlamda meyve alıyoruz. Neden? Güneş aldığı için biz ceviz alıyorduk. Ama bu kısım iç kısım güneş almadığı için ceviz alamıyoruz. Yani evet farklı uygulamalarla şey yapmaya çalışıyoruz. Verimi arttırmaya çalışıyoruz. Ama ne yaparsak yapalım iç kısmı güneş alması gerekiyor. Bundan dolayı biz buralarda kesime gireceğiz. Kesimlerle iç kısmı güneş alacağız ve bu bahçeden tekrar 400 kilo üstü cevizleri nasıl alırız? Kuru cevizleri nasıl alırız? ilgili bu domalarla, beslemelerle bunları da gerçekleştireceğiz. Evet, bu bahçeleri de göstermek istiyorum. Güzel bahçelerimiz var. Çok güzel bahçeler yapıyoruz. Çok güzel bahçeler kuruyoruz. Çok güzel cevizler elde ediyoruz. Bizimle çalışan üreticilerimiz hepsi mutlu. Gerçekten daha önce belki hiç elde edemediği verimleri, tonajlar alıyorlar. Bunları geçen yıl salkım salkım ceviz diye yaptık programlarını hepiniz izlediniz. Bu yıl da yine hasada doğru yine böyle müşterilerimizden, yeni müşterilerimizden, eski müşterilerimizden geçmiş yılları kıyaslayarak verimleri sizlerle paylaşmasını isteyeceğiz. Evet, bugünlük bu kadar. Yeni bahçelerimiz var. Yeni bahçelerimizle ilgili farklı çekimler yaptık. Onları da paylaşmak istiyoruz. Bu uygulamaları geçen yıl size sık sık tekrardığımız için geçen yılki uygulamaları söylemek istemiyoruz sadece sonuçlarını aktarmak istiyoruz. Bunun için çekimler yapıyoruz. Ama tekrar o içerikli dolu dolu programları, yeni kullandığımız ürünleri, yeni besleme gübrelerini, beslemede kullandığımız gübreleri, damlamadan verdiğimiz gübreleri size aktarmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.